Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. İlk sorumuz, bir vatandaş olarak hocam, genel duruma baktığınızda ekonomik tabloyu nasıl görüyorsunuz? Bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz efendim? Ekonomik tablo vahim görüyorum. Çok kötü. Aşırı bir pahalılık var. Kiralar el yakıyor, faturalar el yakıyor. Gıda ürünleri, temel ürünler, yani günübirlik tükettiğimiz bütün ürünler çok pahalı. İyileşme görmüyorum. Yani hükümetin yapabileceği herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı yapardılar. Yapamıyorlar bence. Mutlaka bir seçime gidilip yeniden bir hükümet inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye gibi ülke dururken domatesi 25-30 liradan, biberi 35-40 liradan nasıl alıyoruz? Bunu anlamış değilim. Ben Ardahanlıyım. 20 yaşına kadar da Ardahan'da büyüdüm. Hayvancılık olan bir bölgeden geldim. Benim çocukluğumda bizim köyde 10 bin tane küçük baş hayvan vardı sadece. Şu an yazın gittiğimizde bir tane kuzu bulamıyoruz. Bu tablo her şeyi açıklıyor. Köyler bilinçli bir şekilde, yaylalar yasaklandı. Bu çok önemli. İnsanların hayvanlarını otlatabileceği alan kalmadı. Belki de çok uzun yıllar önceden bilinçli bir şekilde toplumun büyük bir kesimi batıya yönlendirildi. Sanayi kentleri olarak 3-4 kent nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun çok büyük kesimi 4 tane ile sıkıştırıldı. İstanbul resmi rakamlarla 16 milyon, gayri resmi 25 milyona dayanmış. 25 milyon insanı Anadolu'da birkaç tane emeğiyle, dişiyle, tırnağıyla üretim yapan insan beslemeye çalışıyor. Başka bir şey bekleyemezdik bunda. Yani bu doğal sonuç. Tüm bunu olup bitenlere rağmen hala bazı siyasetçiler efendim vatandaşın durumu iyi diyor efendim. Vatandaşın durumu iyi mi? Vatandaşın durumu iyi değil tabii de ki. Yani şimdi kendilerine nasıl bir vatandaş seçiyorlar onu bilemiyorum. Yani şurada kimi çevirseniz objektif olarak ben de öyle dedim. Ben bir şey karşıtlı olarak söylemiyorum. Yaşadığım durumdan dolayı söylüyorum. Vatandaş durumu iyi değil. İyi olmadı. Ortada zaten. Eğer öyle olsaydı zaten insanlar her yerde şikayetçi olmazdı. Kuyruklar oluşmazdı. Bir yağ almak için birbirini ezmezdi. Yani bu iyi olduğunu göstermiyor. İnsanların parası varsa zaten böyle bir çabanın içine girmez. Gidip yağmurda, karda bir tane ekmeği 2 lira daha ucuz alayım, ıslanayım diye. Bu herhalde egoist de bir şey olur. Yani böyle bir şey olmaz. Vatandaş durumu iyi değil. Kendi durumları iyi. Onda bir sıkıntı yok. Yani şöyle düşünelim, bugün meclis, çok basit bir şey söylüyorum, meclis lokantasıyla şuradaki herhangi bir lokantanın fiyatını karşılasınlar. Kim kaç paraya karnını doyuruyor, gelir düzeyini de orantılayalım. Onlar kaç para kazanıyor, vatandaş kaç para, şurada bir öğrencinin yiyebileceği dürüm bile yok artık. Yani dürüm ayran bile yok yani şu çocuklar. Benim iki tane kızım var, biri lise okuyor, teşekkür ederim, biri de ilkokul okuyor. Yani kantinde alabilecekleri bir şey kalmadı. Bunu nasıl iyi diyorlar bilemiyorum yani. Biraz sözlerinizin arasında bahsettiniz, seçim dediniz. Ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Efendim seçim tartışılıyor. Erken seçim olur mu, olmalı mı? Yani erken seçimin belirtileri var. Hükümetin attığı adımlarla bunun belirtileri var. Bugün ben gelmeden AK Parti'nin hükümet konuşmasını dinledim Erdoğan'ın. Orada gösterdiği güvenlikçi politikalarla bence toplumu buna hazırlıyor. İşte operasyonlardır, buna benzeri şeylerdir. Bunlar onun belirtileridir. Koşulları yakaladığında erken seçime gidecek. Ama 3 ay sonra mı gider, 4 ay sonra mı gider? Koşulları oluşturuyor. Toplumu buna hazırlıyor, kendi kitlesini buna hazırlıyor. Diğerini de bunun arkasına takıyor. Göstermelik şeylerle. Bugün işte Ankara'da hükümet kendi grup konuşmalarında bir partinin şeyinde çok bir devletin imkanlarıyla nasıl propaganda yaptığını gördüm ben. İşte siyahlarla, askeri şeylerle. Normalde bizim sorunlarımız bunlar değil. Bunlar devlet politikalardır. Devletin güçleri olur, askerleri olur, polisi olur, silahı olur. Bu devletin imkanıdır, partinin imkanı değildir. Ama bunu partinin imkanı gibi sunuyor. Bunun arkasında da bir takım askeri operasyonlar, işte Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve benzeri yerlerde beklemediğimiz hamlelerle toplumu milliyetçi kuşatma adı altında seçime götürebilirler. Orada bir sonuç bekleyebilirler yani. Seçimde muhalefetin durumunu sormak istiyorum. Muhalefeti nasıl? Başarılı buluyor musunuz? Umutlu musunuz muhalefetten? Muhalefetin eksiklikleri neler efendim?
Efendim ben muhalefet, yani şöyle diyeyim, halktan umutluyum, onu önce söyleyeyim. Muhalefet korkak davranıyor, çekingen davranıyor, demokrasi anlamda çekingen davranıyor. Hükümetin çizdiği alan çerçevesine böyle, yani çok böyle çıkmadan, o çizginin içinde kalarak muhalefet yapıyor. Türkiye Demokratik Güçleri var, işte HDP ve onun bileşenleri var, %15 civarında oyu var. Bunlar hesaba katılmıyor. Yani şimdi bunu hesaba katmadan, asıl emekçi kesimleri hesaba katmadan, toplumun işte kadını, genci hesaba katmadan hükümetin belirlediği çerçevede bir seçim hamlesi gitmek, yani şöyle olabilir bir tek. Halk işte biz bunları gönderelim, bir değişim olabilir diye oy verebilir. Bu bir dönemlik olabilir, bir kerelik olabilir. Ondan da emin değilim. Ama mutlaka halk bir değişim yapacak, öyle ya da böyle. HDP dediniz de, HDP'nin oy potansiyelinin seçilecek bir cumhurbaşkanında etkisi nedir efendim? Belirleyicidir. HDP belirleyecek. Yani iki blok oluştuğunda %40-40, %42-42 ya da %45-40 oluştuğunda geri kalan %15'lik tabloyu HDP tamamlayacak. Burada artık kim cesur davranırsa, kim kozlarını açık oynarsa, kim şeffaf olursa HDP kitlesi de büyük ihtimalle onun yanında yer alacaktır. Siyaset çıkar ilişkilerine dayalıdır, demokrasiye dayalıdır. Burada kim cesur davranırsa HDP kitlesi de ona yönelecektir. Bilinçli bir kitledir. Ben de HDP oy verenlerdenim. Tercihim demokrasiden yana olduğu için kim demokratik hamleyi, ekonomik anlamda tabana yayılacak bir ekonomi politikası izlerse oyumu ona vereceğim. Kimse ben babamın oğlu değil. Belleyicidir. Yani HDP'siz bir cumhurbaşkanı seçimi mümkün değil. İstediği kadar konuşsunlar, istediği kadar masa kursunlar, istediği kadar güvenlik politikası oluştursunlar. Eninde sonunda HDP bir tarafı, hangi tarafa yönelirse o tarafı belirleyici olacaktır. Büyük ihtimalle de şimdiki hükümetin karşısında duracak. Ama bu siyasettir. Türkiye bugünden yarına değişebilir, dönüşebilir, her şey olabilir. Hükümet de bunu düşünüyor, Erdoğan da bunu düşünüyor. Erdoğan'dan beklemedik hamleler gelebilir, yapabilirler. Bu imkan var ellerinde. O yüzden hükümetin karşıtı, yani muhalefetin cesur davranması gerekiyor, korkmaması gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu, ben Türkiye'de izlediğim kadarıyla yani bir diyalog kurabilen tek insan eşiyle birlikte. O yüzden üstüne gidiyorlar, o yüzden çok konuşuluyor. O yüzden baskı altına almaya çalışıyorlar. Biraz en az onun kadar cesur olsalar yeter. Biraz değindiniz geçti de. O zaman hemen onu sorayım. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı daha açıklanmadı. Evet. Tartışılıyor. Efendim niye gecikti, neden açıklanmıyor? Açıklanmalı mı yoksa da zamanı gelmedi mi? Açıklanırsa yıpranır mı? Zamanı gelmedi tabii. Yani hükümetin, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Yok. Seçime gidiyor muyuz? O da yok. Seçim açıkladığında, evet seçime gidiyoruz dediğinde partiler cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklar. Yani çok saçma bir şey. Yani siz hiçbir şey yokken bugün hadi açıklayın demek sadece karşı tarafı erken karar almaya zorlamaktır. Toplumla tartışmaya, onu toplumsal geniş kesimleriyle tartışmanın önünü kesmek için yapıyorlardır. Birçok insan, Türkiye 80 milyondur. 80 milyon olan bir ülkede herkes cumhurbaşkanı, ben de olabilirim. Yani hepimizin yönetme kabiliyeti Erdoğan'dan daha fazladır. Erdoğan gökten zeminle inmedi ya da başkası da inmedi. O imkanlar kime sunulursa herkes bir ülkeyi yönetir. Onu da geçelim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da, yani insanlar biz bittik dediği anda da yine bir insan çıkıyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani hiçbir toplum bir kişiye göre kurgulanamaz. Bir kişiye göre sistem oluşturulamaz. Zaten mümkün de değil. Hayat buna imkan vermez. Yarın seçim koşulları oluştuğunda bana göre muhalefet makul bir aday çıkaracaktır. Yani herkesin oy bilebileceği, herkesin kabul edebileceği bir aday mutlaka çıkaracaktır. Zaten koşullar da ona zorluyor. Koşu dediniz efendim, muhalefetin kazanma şansını nasıl buluyorsunuz efendim? Yani bu koşullarda muhalefetin kazanma şansı Erdoğan'ın iki katıdır. Bu koşullarda kazanmazsa zaten hiç kazanamaz. Yani bütün koşullar muhalefetin lehinedir. Ekonomik olarak böyle, siyasal olarak öyle, tabuna kabul ediyor, gençlik öyle, kadın öyle, doğa, çevre, çevremizi kuşatan silahlı tehditler, yani savaş tehdidi, silahdan tehdit kastım odur. Savaş tehdidi hepsinin Türkiye'nin yeniden bir rahatlamaya, ülkede barış, cihanda barış çerçevesinde, toplumsal barışı da sağlayarak bunu götürmesi lazım. Yoksa başka türlü mümkün değil, yani başka türlü
bu ülkenin gidebileceği yer yok. Tıkandık yani. Son olarak nasıl sormayacağım. Bize mikrofon size. Eklemek istediğiniz bir ısrar dile getirmek istediğiniz bir bahsedebilirim. Teşekkür ederim. Benim de söyleyebileceğim şu. Herkes şunu düşünsün. Bu ülke kimsenin babasının malı değil. Hepimiz birlikte kurduk. Birlikte yaşayacağız. Barış içinde, huzur içinde, çevreyi, doğayı, çocuklarımızın geleceği için demokratik bir sistem yeniden mutlaka oluşturulacaktır. Tek aday işte cumhurbaşkanlık sistemi çöktü. Bunu da ısrar etmenin anlamı yok. Yazıktır bu ülkeye. Hepimiz birlikte yeniden güçlü parlamenter sisteme, demokratik cumhuriyete dönmemiz gerekiyor. Çöktü dediniz de bu sistem olmadı mı Türkiye? Olmadı. Olmadığını görüyoruz zaten. Olmadığını görüyoruz. Niye görüyoruz? Çünkü tek kişinin 90 milyon gibi bir ülkeyi, bu kadar büyük bir coğrafyayı tek kişinin şahsında yönetmesi imkansız. Yani kimi getirseniz, oraya koysanız yönetemez. Demokrasiye açık değil, şeffaf değil, kapalı. İsten dayatmacı, işte istediğini görev getir, istediğini götür. Nasıl diyeyim, yetkin insanlar iş başına gelmiyor. Bu sistem yürümez, yürümüyor da zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.